Efendim, şimdi yine konuşmalarını yapmak üzere Harita Genel Müdürümüz, kıymetli komutanımız, Sayın Doktor Mühendis Tuğgeneral Osman Alp'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Alp, buyurun efendim. Sayın AFAD Başkanım, çok değerli katılımcılar, kamu kurumlarımızın değerli temsilcileri, harita sektöründe hizmet veren özel sektörümüzün yöneticileri ve çalışanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi bu yıl 13.sü düzenlenen MEP Info kullanıcı konferansı vesilesiyle saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan ve bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimizi minnet ve saygıyla anmak istiyorum. Ahmet Bey konuşmasında bahsetti, sayın sunucumuz da vurguladı. Başar Soft gerçekten hem ulusal ölçekte hem de global ölçekte büyük başarılara imza atmış olan bir şirketimiz, milli ve yerli bir şirketimiz. Gerçekten Harita Genel Müdürlüğü olarak beraber çalıştığımız bir şirket olması sebebiyle çalışmalarını yakından biliyoruz. Ahmet Bey'in vurgusunda ülkemizin çok dinamik bir süreçten geçtiğini algılıyoruz. Gerçekten üstte filler tepişirken altta hakikaten çok güçlü olmamız, çok çalışmamız gerekiyor. Çok güzel noktalara değindi. Video filminde de gördük. Haritanın kullanılmadığı hiçbir yer yok. Dolayısıyla giderek artan oranda harita kullanımını dikkate almamız artı dinamik ülkede ülkemizi bu konuda daha üst noktalara getirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken hem kamu kurumları olarak hem de özel sektör olarak çok güzel işbirliği örneklerini görüyoruz, duyuyoruz. Bu işbirliği örneklerinin de giderek artmasını temenni ediyoruz. Çalışarak, çok çalışarak gerçekten ülkemizi haritacılık alanında daha üst noktalara taşımak istiyoruz. Değerli katılımcılar, günümüzde ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında GBS, navigasyon ve akıllı haritanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatması ve özel sektörün bu alandaki faaliyetlerin teşvik etmesi adına bu konferansın ülkemiz haritacılığı açısından önemli bir katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Bu vesileyle başta Başar Soft olmak üzere konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Teknolojinin günümüze geldiği noktayı algılayabilmek için affınıza sığınarak bazı bilgilerimizi tazelemek yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Malumunuz insanlık için en önemli meta önceleri toprak olmuştur. Daha sonra sanayi devrimiyle toprağın yerini makine almıştır. Bu makineler insanoğlunun yaptığı klişe faaliyetleri taklit edebilmiş, kıt kaynakları kullanarak sınırlı sayıda ürün ortaya koymuştur. İçinde bulunduğumuz bilgi ve bilgi çağı olarak adlandırdığımız bu çağda veri ya da bilgi makinenin de yerini alan en önemli meta olmuştur. İnsanoğlu önceki devrimlerde toprak ve makineyi kontrol edebilmiş çünkü girdi ve çıktı sayısı belli ya da ürün sayısı kullanılan ham madde miktarı ile sınırlı. Ancak toprak ve makineden farklı olarak veri için, bilgi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Veri, ışık hızıyla bir yerden diğerine taşınabilmektedir. Veri, bir anda her yerde olabilir ya da hiçbir yerde olmayabilir. Veri, istenen sayıda kopyalanabilir. Yani veri, sınırsız, sonsuz bir kaynak. Bilgi çağı ile birlikte konuşulan diğer bir kavram hepinizin bildiği Endüstri 4.0. Eşiğinde olduğumuz insan yaşamında köklü değişiklikler yapabilecek teknolojik bir devrimdir. Farklı disiplinlerden çok sayıda teknoloji içermekte ve ileri mühendislik ve hassas işlemede yapay zeka, simülasyon, otomasyon, robotik, nesnelerin interneti, veri toplama sistemlerinin yaygın kullanımını ifade etmektedir. Endüstri 4.0'ın insan yaşamını büyük oranda değiştireceği, ülkelerin güç yarışının yeni bir boyuta taşınacağı açıktır. Değerli katılımcılar,
Endüstri 4.0'ı algılamak için birkaç alt kavramı daha kısaca açıklamak istiyorum. Malumunuz akıl, doğru ve yanlışı ayırt edebilen, doğuştan kazanılan bir yetenek. Zeka ise beynin bilgileri alıp hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmesi şeklinde tanımlanabilir. Yapay zeka kavramı gündemde malumunuz. Yapay zeka, insan gibi davranışlar gösteren, hatta insandan daha iyi karar verme ve teşhis etme imkanı sağlayan teknolojinin genel adı. İdeale yaklaştığında tamamen insan gibi algılama, hissetme, öngörme, akıl yürütme, öğrenme, karar verme, görselleştirme gibi çok sayıdaki bilişsel işlemleri gerçekleştirir. Yapay zeka, zeki bir davranış sergileyebilmek adına bilgiyi temin edip kullanan, analiz eden makine sistemlerinin becerisi olarak da algılanabilir. Endüstri 4.0 devriminde makinelerin adeta düşünebildiği ve karar verdiği gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere ya da dönüşüme dijital dönüşüm diyoruz. Dijital dönüşümün temel bileşenleri öncelikle yapay zeka, daha sonra büyük verileri işleyen ve değerlendiren donanım ve yazılımlar ve Endüstri 4.0 ile yapay zekanın en temel girdisi olan veri. Diğer bir kavram olan nesnelerin interneti, insanları birbirine bağladığımız senaryodan her şeyi birbirine bağladığımız bir senaryoya götürüyor bizi. Telefonunuz otomobilinizle, otomobiliniz evinizle, evin içinde yer alan her türlü cihazla bağlantıda olacak. Sizi iş yerinden çıkarken otomobiliniz evinizin klimasına gerekli sıcaklığı ayarlaması için komut verecek. Otonom araçlarda iki araç birbiriyle haberleşecek ve çarpışmanın önüne geçilecek. Uluslararası Veri Merkezi verilerine göre nesnelerin interneti için bu yıl sonuna kadar yapılacak harcamalar 772 milyon dolara ulaşacak. Bu rakam 2021 yılında 1 trilyon doları aşacak. Diğer bir kavram 5G. Hepimizin bildiği, duyduğu 5G bütün bu kavramların ya da oluşumun neresinde? Endüstri 4.0'ın en önemli silahı bu devrimin en büyük girdisi olan verilerin ışık hızıyla ya da aynı anda karşı tarafa iletilmesi. Dolayısıyla dünyada ve ülkemizde yaygın kullanımı 2020'de gerçekleşmesi beklenen 5G, veri iletişimde boyut değişimine yol açacak büyük bir teknoloji. 5G ile geniş band erişimi artacak, gecikme süreleri 1 milisaniyenin altına inecek ve tek seferde pek çok farklı cihaz ve sensör birbirine bağlanabilecek. İşte 5G'nin arkasındaki yapı ya da algoritma tam olarak buna yarıyor. Bu teknolojinin gelişmesiyle nesnelerin interneti için oldukça büyük yenilikler olacak. Akıllı şehirlerin gelişimi daha hızlı olacağı için anlık olarak geri bildirim alınabilecek. Veriler hızlı gelip gittiği için sorgulama ve analizlerin hızı artacaktır. 5G pek çok farklı teknolojinin kullanımında pek çok farklı sektörde bize yeni kapılar açacak. Belki de bugün yapabildiklerimizden çok daha fazlasını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu teknik kavramlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Bazı riskleri olsa da ülkelerin ve insanların geleceği tamamen yapay zeka ve dijital dönüşüm etrafında şekillenecektir. Haritacılık, Endüstri 4.0'a en hızlı şekilde entegre olabilecek alanlardan biridir. Coğrafi veri, her çeşit işlemin uygulamanın temelini teşkil etmektedir. Bu sayede Endüstri 4.0'ın yeni konseptleri haritacılık alanının içerisinde de kendine yer bulacaktır. Haritacılık alanındaki teknolojik trendler, Endüstri 4.0'a uyum kapsamında hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Harita ve coğrafi veri çok önemli, ancak insanların henüz bu önemin tam olarak farkında olduklarını söyleyemeyiz. İnsanlar diş fırçalarını her gün kullanırlar ve bu günlük hayatlarının bir parçası olduğu için üzerinde düşünmezler. Şu an haritalar da aynı noktada. İnsanlar yollarda navigasyon yaparken, trafik durumunu kontrol ederken ya da en yakın lokantayı ararken haritaları diş fırçası örneğindeki gibi yaygın bir biçimde ancak üzerinde çok düşünmeden kullanmaktadırlar. Yine de
haritanın öneminin eskiye nazaran giderek daha çok anlaşıldığını söyleyebiliriz. Haritalardan sadece araç sürmekte yararlanılmamakta, haritalar aynı zamanda ekonominin de doğrudan içerisinde ya da merkezinde yer almaktadır. Yerel yönetimler, ülke yönetimleri, ulusal kurumlar, iş dünyası, altyapı kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları konumsal analizleri kendi işleri için doğrudan kullanmaktadırlar. Mevcut yönetim sistemleri içerisinde interaktif haritalar oluşturmak, kullanıcılara grafikler yardımıyla algılayamayacakları bilgileri sunar. Günümüzde harita ya da konum bilgisi içermeyen herhangi bir çalışmanın, projenin yapılması mümkün gözükmemektedir. Üretilen ve yapay zekanın temelini oluşturan tüm verilerin %97'si, doğası gereği konum ile doğrudan bağlantılıdır. Sonuç olarak konum bilgisi içeren bu veriler yapay zeka ile birlikte kullanılmakta ve birçok sektör için çözüm üretilmektedir. Ayrıca coğrafi veri ile uğraşan kurumlar yapay zekayı büyük veri kümeleri içerisinden anlamlı bilgiler çıkarmak için de kullanmaktadır. Endüstri 4.0 dünyasında bir bilgiyle ilgili gerçek zamanlı konum bilgisinin kullanıcılara veya makinelere gönderilmesi gerekmektedir. Konum tabanlı servisler bu amaçla geliştirilmektedir. Bu servislerin bu kadar yaygınlaşmasının temel sebebi akıllı telefonlara adapte olabilmesi ve hızlı paylaşım kapasitesidir. Değerli katılımcılar, Endüstri 4.0 devrimi kapsamında yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G gibi temel kavramlar çok önemli ama Endüstri 4.0'ın temel ana unsurunun veri, dolayısıyla coğrafi veri olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Harita Genel Müdürlüğü de bilginin paylaştıkça çoğaldığını ve faydaya dönüştüğü inancıyla gelişen teknolojilere uygun olarak üretimlerini geliştirmeye, zenginleştirmeye ve mümkün olan en geniş kitlelere sunmaya odaklanmıştır. Ülke ölçeğinde ülkemizin tamamı ve yurt dışı için üretim yapan bir kurum olarak harita üretiminin temeli olan hava fotoğrafı çekme gücümüzü artırmak amacıyla envanterimizde 2 olan uçak sayısı devletimizin, bakanlığımızın desteğiyle 3'e çıkarılmış. Ayrıca 2 adet taktik İHA'ya hava fotoğrafı çekim yeteneği kazandırma çalışması başlatılmıştır. Hedefimiz önemli yerleşim yerlerini daha sık aralıklarla kapatmak üzere ülkemizin tamamının hava fotoğraflarını en geç 2 yılda bir yenilemek ve kamuya sunmaktır. İkinci olarak milli uydumuz olan Göktürk 1 görüntülerinin ortofotoya dönüştürülmesi için bir üretim bandı tesis edilmiş, üretim çalışmalarının Göktürk 1'in kabulünden hemen sonra başlamasına yönelik tedbirler alınmıştır. Son olarak başta söylediğim bir konuyu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Ülke haritacılığının öne çıkmasında kamuyonun yanında özel sektöre de önemli görevler düştüğünü, aynı şekilde haritacılık alandaki milli gücümüzün ülke olarak arttırmasına yönelik olarak kamu kurumlarımızın da özel sektörün gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini, kamu özel sektör işbirliğinin artmasının önemli ve gerekli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda Harita Genel Müdürlüğü olarak başarılı çalışmalarımız olduğunu ifade edebilirim. Ülkemizin tamamının harita ve hava fotoğraflarını internet üzerinden halkımıza kısa bir süre sonra sunacağımız sayısal haritacılık uygulaması çalışmamızda Başarsoft ile tesis ettiğimiz işbirliğinin örnek seviyede olduğunu belirtmek istiyor. Diğer kurumlarımızda da şahit olduğumuz güzel işbirliği çalışmalarının giderek artmasını temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, müsaadenizle konuşmama son verirken Sayın Başarsoft yöneticilerine, toplantıyı düzenleyen diğer yetkililere teşekkür ediyor. Kongrenin ülke haritacılığı açısından hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Harita Genel Müdürümüz Sayın Doktor Mühendis Tuğgeneral Osman Alpetür'e teşekkür ediyoruz. Sizi hemen bırakmıyorum. Hani Aşık Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yolda şöyle yürüyelim isterseniz. Ve size bir teşekkür plaketimiz olacak. Plaketimizi vermek üzere de Başarsoft Genel Müdürü Sayın Tuncay Küçükpehlivan'a şöyle rica edebilir miyim Sayın Komutanım? Sahneye rica edelim.
Bu uzun ince bir yol çünkü aslında Türkiye'nin dünyaya imza attığı. Sayın Alp'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Küçük Bey, size de çok teşekkür ediyoruz.